Merhaba değerli izleyiciler. Maraş Gündem TV'deki programlarımıza periyodik olarak devam ediyoruz. Atatürk'ün yaşamındaki sırlar. Tarih bir milletin hafızasıdır. Hafıza kaybı yaşayan milletler önce köle, daha sonra da yok olmaya mahkum olurlar. Tarih aynı zamanda bizleri geçmişimizle yüzleştirerek bugüne kadar belki de doğru olarak bildiğimiz birçok şeyin yeniden değerlendirilmesine fırsat verir. Tarihin belgelerle tespiti ise bir bakıma ezber bozar. Atatürk'ün hayatında öyle olaylar var ki insanı hayretler içinde bırakıyor. Nedenini bilmediğimiz bu olaylara tesadüf deyip geçiyoruz. Yaşamında tesadüf deyip geçemediğimiz çok enteresan olaylar vardır. Atatürk'ün bilinen üstün yanı sıra bilinmeyen gizemli diyebileceğimiz boyutlar ortaya çıkmakta. Bu boyutları oluşturan kavramlar bir araya getirdiğimizde de translasyonel düşüncelerle açıklanabilecek olaylar dizisi oluşmakta. Ben de bunları derleyerek yorumunda siz değerli izleyicilere bırakıyorum. Çanakkale Savaşı'ndan sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Winston Churchill diyor ki her 100 yılda dünyaya bir lider gelir. Bu 100 yılın lideri Tanrı Türklere nasip etti diyor. Nasip edilen liderin de diyor adı Mustafa Kemal Paşa diyor. Gerçekten de dünya tarihini incelediğimizde hakikaten tesadüf olamaz. Her 100 yıla denk bir dünyada bir lider çıkıyor. O lider de dünyanın kaderini, tarihin akışını değiştiriyor. 19. yüzyılda bir lider çıktı, dünya tarihinde bir lider çıktı. Adı Mustafa Kemal Paşa oldu. Batı'nın emperyalist güçlerini, topyekün yedi düvele dediğimiz kavramla hepsini dize getirdi. Mustafa Kemal Paşa, bitmiş, tükenmiş bir millet coğrafyasından yepyeni, taptaze bir devlet ortaya çıkardı Mustafa Kemal Paşa. Biz Mustafa Kemal Paşa'ya dahi demiyoruz. Sözlerimiz yetmiyor. Dahiden tabii dahi. Dünyada bunun adına anlatılan özellikle konular var. Dünya tarihinde, dünya okullarında, dünya devletlerinin okullarında özellikle Mustafa Kemal konusu geniş olarak anlatılmakta. Değerli seyirciler, Mustafa Kemal Paşa Türk milletine değil, dünyaya mal olmuş bir liderdir. Çağdaş kalmak istiyorsak, bu gelişen ve değişen dünyada ayakta kalmak istiyorsak, Mustafa Kemal'ın bize bırakmış olduğu ilkelerden kopmadan, sapmadan, onun getirdiği devrimlerini hayata geçirerek devam etmeni istiyorum değerli izleyiciler. Birinci olayı anlatıyorum değerli izleyiciler. 1907'deki harita. Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan çok önce iddiaçıların Trakya'da 1907'de yaptıkları bir toplantı sırasında hala Birinci Dünya Savaşı başlamamış. O günkü konuma göre Osmanlı'nın geniş bir coğrafyası var. 5 milyona yakın kilometrelik arazide hükmeden bir devlet. Ama bu devletin bu haritanın içinde bir harita çiziyor. O çizdiği harita bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin haritası olacaktı. Haritada bugünkü sınırlarımıza uymayan bir tek fark vardı. Atatürk bizden ayrılmasına gönlünün bir türlü razı olmadığı Kerkük'ü de bu toprakların içine katmıştı. Yani o 1907'de bir harita çizmiş. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haritasının tıpatıp aynısı. Sadece Kerkük'ü içine eklemiş. Enteresan diyorum. Tarih 1907, Kerkük'ü çıkart. Bugünkü coğrafyamızın, bugünkü haritamızın tıpatıp aynısı. Yorumu izleyicilere bırakıyorum. Devam ediyorum. İkinci olayı. 15 yıl hüküm süreceksin. Yıl 1912. İtalyanlar Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açarak işgal etti. Trablusgarp, yani bugünkü Libya. Savunmak için cepheye giden gönüllü genç subayların arasında olan. O günkü Osmanlı Devleti Trablusgarp işgal ediliyor İtalyanlar tarafından 1912 yılında. Fakat Osmanlı oraya gönderecek ne donanması var ne ordusu var. Gönüllü genç subaylar sivilleşerek oraya gidip oradaki bedevileri örgütleyerek İtalyanlara karşı savaşıyor. Hakikaten dünya tarihinde ilklerin savaşı oluyor. Ve o savaş sırasında Mustafa Kemal da gazeteci şerif olarak o bölgeye gitmiştir. Kendisini sivilleştirmiş ve diğer Enver Paşa ve diğer arkadaşları Fizan dedikleri vatan toprağını savunmak için İstanbul'dan apayrı bir politikayla oraya gelmişler. Bedevileri silahlandırmışlar. Düzenli İtalyan ordusuna kök çöktürmüşlerdir değerli izleyiciler. Gelelim konumuza. İşte Mustafa Kemal Paşa Derne komutanı olarak savaşmaktadır. Bir gün yakın arkadaşı olan Şah komutanı binbaşı Fuat Bulca, daha sonra Türk Hava Kurumu'nun ilk genel başkanıdır. Tedbir kıyafeti giyinirler, yani yöre kıyafetini giyinirler sivilleşerek. Derneden Bingazi'ye geçmek için yola çıkarlar. Şehrin girişindeki bir çadırın önünde kalabalık ilgilerini çeker, merak edip yaklaşırlar. Güneyden gelen çok ünlü bir bedevi falcı
yerdeki kilime bağdaş kurmuş, el falı bakmaktadır. Mustafa Kemal bir süre falcı seyreder ve gülümseyerek oradan uzaklaşır. Ancak fal baktırmak isteyen Fuat Bulca, fala inanmadığını söyleyen Mustafa Kemal'i ikna eder. Mustafa Kemal, samimi arkadaş Fuat'ın ısrarıyla Bedevi'nin falcının yanına gelirler ve önüne çömelirler. Ve küçücük çocuğun uzattığı küpün içine bir miktar para atarlar. Bedevi Mustafa Kemal'a sağ elini uzat bakacağımdır. Avucunun içine uzun uzun bakar. Yanındaki bir çömlek içindeki kırmızı boyaya bir tavus tüyü bırak batırır. Avucundaki çizgiler üzerinde usul usul gezdirirken Mustafa Kemal'ın gözlerinin içine bakar. Sonra da avucundaki bir çizgiyi dikkatlice ölçer ve yüzüne tekrar şaşkın ve inanmaz bakıp ve minel garabi diyerek ayağa fırlar. Mustafa Kemal ve Fuat Bey de ayağa kalkarlar. Bedevi falcı Mustafa Kemal'ın iki kolunu sıkı sıkıya kavrayarak ve minel garabi ve minel garabi diye haykırır. Bu duruma sıkılan Mustafa Kemal falcının elinden kurtulup gitmek ister ama falcı onu bırakmaz. Dur gitme, konuşacaklarımı dinle. Maşallah, maşallah, sen büyük hükümdar olacaksın, devletin başına geçeceksin der. Mustafa Kemal falcının bu sözlerine güler ve tekrar gitmek için davranır. Bedevi falcı engelleyip Mustafa Kemal'ın sağ elini avucunun içine alır ve tekrar bakar. 15 yıl hükümdar olacaksın, yani 15 yıl hükümdar kalacaksın. Mustafa Kemal güler ve elini çekerek yürür. Bu kez arkadaşı Fuat Bey engeller ve falcı heyecanladığını. Sonra ne olacak anlat. Falcı gökyüzüne doğru bakarak ellerini açar, Allah diye bağırır. Sonra haykırır. O çok büyük hükümdar, çok büyük, ne bir eksik ne bir fazla, daha fazlasını sorma söyleyemem der. Bedevi falcı bunları söyler, çadırına girer, kapısını kapatır, o gün hiç kimsenin falına bakmaz. Falcıdan etkilenen Mustafa Kemal ve Fuat Bey birbirlerinin yüzüne bakarlar, acaba bir falcının kehaneti doğru çıkacak mıdır? Hanedan hükmettiği bir Osmanlı zabiti olan bir halk çocuğu, Mustafa Kemal nasıl hükümdar olacak diye birbirlerine bakarak gülerler. Bir bedevinin haykırdığı, hükümdar olacaksın, 15 yıl hükümdar kalacaksın dediği bir fal olayı tabi o yıllarda Osmanlı'da hanedan hakim, yani Osmanlı ailesi hakim, Osmanlı ailesinin dışından birinin de hükümdar olması kurallar gereği mümkün gözükmüyor. Aradan yıllar geçer. 26 yıl sonra 1938 yazında Bedevi falcıyla birlikte fal baktırdığını hatırlayan Mustafa Kemal özellikle Fuat Bulca'yı çağırır. Yanında yaveri Cevat Abbas, genel sekreteri Hasan Rıza da bulunmaktadır. Atatürk Fuat Bulca'nın eğilir kulağına yavaşça. Bingazi'deki falcıyı hatırladın değil midir? Hatırladım. Bir an durur. Bana 15 yıl hükümdarlık yapacaksın demişti. Evet paşam hatırladım. Sahi öyle demişti. Atatürk içini çekerek Fuat Bulca ile endişesini paylaşır. İşte 15. yıl Fuat. Vadem doldu. Bu sırrı kimseyle paylaşma. Aramızda kalsın. Bu fala göre benim son senem olmakta. Bilirsin ben fallara inanmam. Evet Atatürk 1938'de Fuat Bulca'ya Bingazi'deki falcıyı hatırlatarak 15. yılım bana demişti ki sen 15 yıl hükümdar kalacaksın. 15. yıla geldik Cumhurbaşkanıyım. Galiba vadem doldu Fuat. Bu son senemdir. Ve aralarında fısıldayarak bu tarihi cümleyi kimseye duyurmadan birbirlerine hatırlatırlar. Maziye derin dalarlar. Evet, bu üçüncü bir gizemini anlatayım size. Binece uçak düştü. Kol ağası Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun temsilen katıldığı Picardi manevraları sırasında Fransa'da 1910. Dünyada uçak sektörü başlamış. Uçak gösterileri yapılıyor Paris'te. Yeni yapılan yani o günkü adlarla teyyare dediğimiz çalışmalarda 1910'da Paris'te Picardi manevraları diye düzenlenmiş. Bütün dünya devletleri bu teyyarelerin yapıldığı manevra uçuşlarına katılmak için gelmiştir. Her devlette kendilerine birer temsilci göndermiştir. Şimdi buraya da Osmanlılar gönderiyorlar. Paris Ateşe Militeri Binbaşı Fethi Okyay Bey, Topçu Rıza Paşa, Kurmay Yüzbaşı Selahattin ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal Bey. Bunlar katılıyorlar. Bunlar işte izliyorlar gelen misafirlerle birlikte, gelen subaylarla birlikte. Bir gösteri yapılıyor. Uçak geliyor alana. İşte uçağa binmek isteyenleri alıyor, çıkarıyor. Havada 3-5 tur atıyor, geri indiriyor. Yani o 1910 yılında Paris'te bu müthiş bir olay. Çünkü ne demek? Göklere çıkıyorsun, göklere. Daha teyyare sektörü başlayalı 1903 olmuş. Sene 1910, 7 sene sonra teyyareler gökyüzünde. Gerçekten ilginç. Daha teyyarenin varlığına inanmayan dünyada milyarlarca insan var. Uçağa gelir diyorlar ki işte buyurun binmek isteyenler buyursunlar diyor. Yüzbaşı Mustafa Kemal uçaklara binmek için yani hemen ileri atılıyor. Bu sırada Ali Rıza Paşa Mustafa Kemal Paşa'nın kolundan tuttu ve şöyle dedi. Bilmediğin aş ya karın ağrıtır ya da baş.
Bunun üzerine Mustafa Kemal uçağa binmedi. Uçak biraz sonra havalandı. Gökyüzüne birkaç tur attı. Fakat yeryüzüne inemeden çakıldı. Yere düştü ve içindeki misafirleriyle birlikte yok oldu. Misafirler öldü. O olaydan sonra Mustafa Kemal hayatı boyunca hiç uçağa binmedi. Biliyor musunuz değerli izleyiciler? Mustafa Kemal o 1910 Paris'teki Icardi manevraları sırasında bu meydana gelen bu faciadan sonra ömrü boyunca hiçbir daha uçağa binmedi. Ama her zaman istikbalinin gelecekte göklerde olduğunu söylemişti. İlk deneme geliştirme dönemlerinde Fransa'da yapılan uçak gösterilerinde birçok ulusun temsilcileri arasına Osmanlı ateşkesi olarak Mustafa Kemal de katıldı. Fakat maalesef o faciadan sonra Mustafa Kemal hiçbir zaman uçağa binmedi. Bu da çok ilginç yaşamında bir dilim oluşturmakla değerli izleyiciler. Eğer binseydi o da ölürdü. Demek ki hayatta kalması gerekiyordu. Çünkü hayatta kalacak, Osmanlı'nın son dönemlerinde görev alacak, Çanakkale'de ve diğer birçok cephelerde görev alacak. Sonra Osmanlı bitecek 1918'de, 1919'da Anadolu'da yepyeni bir devletin kurulmasının meşalesi ateşlenecek. Bu meşaleyi ateşleyen de Mustafa Kemal olacak. Belki de bunun için görevliydi. Ali Rıza Paşa bilmeden onun kolundan tutarak o teyyareye binmesini engellemişti. Böylece hayatta kalmıştı değerli izleyiciler. Bu da bir gizem, yaşamın gizemi olarak kalmaktadır değerli izleyiciler. Mustafa Kemal'i bir görev bekliyordu. Neydi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuracaktı. Atatürk'ün gizem dolu yaşamından anekdotlar anlatıyor. Bunlar hamaset değil, masal hiç değil. Bunlar yaşanmış gerçekler. İlginç bir şey daha var. Milli Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galip Bey'den öğrenmekteyiz. Mustafa Kemal Ankara'ya geldikten bir süre sonra ilginç bir rüya görmüştü. Ertesi gün bana şöyle anlattı diyor Doktor Reşit Galip Bey. Rüyamda bana paşam İnönü'den ne haber diye sordunuz. Ben de vaziyet kritiktir cevabını verdim. Kritik nedir anlamadım dediniz. Ben de bunun cevabını 15 dakikaya kadar veririm diyerek odadan çekildim. Mustafa Kemal bana bu rüyasını anlattığında düşman henüz İzmir'e çıkmamıştı. İnönü mevkiinde henüz bir önem taşımıyordu. Aradan yıllar geçti. İkinci İnönü Savaşı'nın kritik günlerinin biriydi. Mustafa Kemal arabası Millet Meclisi'nde durdu. Hemen yanına koşarak ve telaşla endişeyle paşam İnönü'den haber var diye sordum. Aynen şu cevabı verdi. Vaziyet kritiktir. O zaman ben kritik nedir anlamadım dedim. O da sana bunun cevabını 15 dakikaya kadar veririm dedi ve gülümsedi. Hani Ankara'ya geldikten sonra bir rüya görmüştüm, hatırladın mı? Hafızamı yoklayarak rüyasını anlattım. Gülerek işte rüya aynı vakidir. Ben İsmet'i tanırım, göreceksin. 15 dakika kadar kendisinin muvaffakiyet haberini, muzaffer haberini alacağız dedi. Gerçekten de 15 dakika geçmeden bir telgraf gelmiş. İkinci İnönü Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını öğrenmişlerdi. Bu Doktor Reşit Galip'in anılarında var bu olayda. Hakikaten ta önce gördüğü rüyayı, daha sonra rüyanın hayata geçişini örnekler. Yine Atatürk'ün ön sezilerinden bahsediyorlar. Profesör Doktor Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıra ve Belgeler adlı kitabında ilginç bir hatırasını naklediyor. Atatürk 9 Ocak 1936'da Perşembe günü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılış dersinde okuması için Afet İnan'a tarih belgelerinin ileride keşiflerini buna dayanacaktır. Her tarihi kişinin söylediği sözler toplanabilecek ve böylece biz onları kendi seslerinden ve sözlerinden dinleyebileceğiz diyerek bir yazı verir. Buna karşılık Afet İnan, bu çok uzak bir gelecekte belki olabilecek keşfin benim ifadem olarak verilmesine cesaret edemeyeceğimi kendisine söylediğim zaman canı sıkıldı ve şöyle dedi. Bunlar bir gün olacaktır. Görürsünüz, işitirsiniz. Atatürk tarafından bu yazının verilmesinden 30 yıl sonra aynı ay ve günlere tesadüf eden yani 1 Ocak 1966'ya tesadüf eden bir haber yayınlandı. Venedik'in Saint George adasında Benitis Manastırı laboratuvarında manastır rahiplerinden Pellegori'nin yönetiminde seslerin ayrım esnasına dayanan çok dikkate değer araştırmalar yapılmaktadır. İtalya İçişler Bakanlığı 1962'de başlayan bu çalışmaları kontrol etmektedir. Fakat elde edilen sonuçlar halen açıklanmamıştır. Saint George adasındaki bilim kurulunun geçmişe ait sesleri toplayarak elektronik araçlarla üretmeye çalışmaktadır. Bilim adamları özellikle Domitesen, Pitagor ve Jules Caesar'ın söylevlerinin kendi sesleriyle parçalar halinde elde etmeye uğraşmaktadır. Haberin sonunda ise daha açıklayıcı bilgiler şundan verilmeyeceğini bahsediyordu. Mustafa Kemal o yıllarda şunu söylemiş Profesör Doktor Afet İnan'a. Diyor ki öyle bir gün gelecek ki insanların sesleri, uzaya giden sesleri toplanacak, onun makineleri yapılacak. O seslerden tarihi dinleyeceğiz diyor. Yani belgeleyeceğiz artık dört dört duruyor. Günümüzde 2022 bu tür çalışmaların olduğunu duyuyoruz.
ama daha hayata geçmemiştir. Bakın 1962'de başlamış İtalya, 66'da bunu yayınlamış gazetelerde. Sene 2022, bize daha anlatılmayan ne ilginç konular var değerli izleyiciler. Bize anlatılmayan ne büyük icatlar var değerli izleyiciler. Bunu biliyoruz. Mesela bir NASA var. Bugün NASA'nın elinde öyle icatlar var ki tesadüf. İnternetten görüyoruz tesadüfen, hala dünyaya servislenmemiş. Mesela 1966'da NASA'nın müzesinde dizüstü bilgisayar var, tarih 1966. Yine 1958'de görüntülü cep telefonu var. Görüntülü cep telefonları biz 2010'dan sonra elimize geçti. Yani daha bize servislenmeyen ne büyük icatlar var. Mustafa Kemal'ın buradaki uzak öngörüş bilgilerini ve sezgilerini ortaya koyuyoruz değerli izleyiciler. Yine Mustafa Kemal'ın son bir olay var. Atatürk bir rüya görüyor. 26 Eylül 1938'de Atatürk rahatsızlığı ile ilgili olarak ilk defa hafif bir koma atlatmıştır. Profesör Doktor Afet İnan olayı şöyle anlatıyor. Onu Profesör Doktor Afet İnan'dan dinliyoruz. O geceyi rahatsız geçirdi. İlk hafif komayı o zaman atlatmıştı. Ertesi sabah açıklamasında demek ölüm böyle olacak diyerek uzun bir rüya gördüğünü söyledi ve Salih'e İkimiz de bir kuyuya düştük. O kurtuldu dedi. Atatürk burada kuyuya düşme sembolü olarak gördüğü rüya, vizyonun kendisinin söylediği gibi ölüm habercisiydi. Salih de dediği yaveri Salih Bozok. Mustafa Kemal'ın ölümünü sindiremeyen Salih Bozok kafasına kurşun sıkıyor, intihar ediyor. Fakat ağır yaralanır ama ölmüyor. Mustafa Kemal ölüyor. Bu gizem dolu kahinetler ve sezgiler bugünkü bilgilerle açıklamak mümkün görülmemektedir. Yalnız bilinen bir şey var ki Mustafa Kemal Atatürk tesadüflerle bir yere gelmiş değildir. O özenle seçilmiş bir dahidir ve Mustafa Kemal bir dahiden öte dahi olduğuna yürekten inananlardanım. Ben de Mustafa Kemal tesadüfen bu millete gelmemiştir diyorum. Bu benim kendi görüşüm ve diyorum ki Mustafa Kemal ruhun şad, mekanın uçma olsun. Atam ışıklar içinde yat. Bu millet sana çok şey borçlu. Bu millet seni tanıdıkça, seni öğrendikçe hayranlığı bin misli daha artıyor. Bugünkü konumu da böylece tamamlıyorum değerli izleyiciler. Mustafa Kemal'ın açtığı yoldan yürümek dileğiyle, onun ilkelerini rehber ederek ve o ilkeler ışığında yürümemizi canı gönülden isteyen, bu vatanı bizlere emanet eden Mustafa Kemal'ın eğer ruhunun rahat etmesini istiyorsak, Mustafa Kemal'ın ve onun kurmuş olduğu Türkiye Devleti Cumhuriyeti'ne sahip çıkmalıyız. Onun ilkelere ışığında yürümeniz diyoruz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle.